Göztepe takımı nasıl oynar? Nasıl oynuyor? Bırakın bizim gibi futbolun içinde olan teknik direktörlere veya başka insanlara çok yakın futbolun kenarında köşesinde olanları geçelim. Sokaktan birini çağıralım diyelim ki ya Göztepe nasıl oynar? Der ki abi Göztepe kontratak oynar Halil'e de dikkat edin. Yani kuracağı tek cümle başlangıç cümlesi bu oydur. 2-3 senedir çok iyi oynadığı bir ezber oyunu var Göztepe'nin. Ve bunu santraforları e, santroforları değişse de kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları değişse de Halil üzerinden değişmeden devam ediyor. Yani oyun şöyle, rakibi mümkün olduğunca e, toplu oynamaya müsaade ediyor. Kendi yaralı alanına çekiliyor ve o yara alandan da çok tehditkar bir şekilde işte senin demin saydığın gibi gol ve goller dışındaki pozisyonlar üretiyor. Bunu yalnızca Fenerbahçe'ye karşı da yapmıyor. Bütün oynadığı rakiplere karşı bunu yapıyor. Yani evet. bu oyunu en güçlü yanı Göztepe'nin. Şimdi hepsinde de Halil var hocam bu sayede de var. Evet, evet. Bu Allah pozisyonların Allah hepsinde. Pozisyonların hepsinde Halil oynuyor. var. Yine de bugün 10 numara 5 yıldız yani yedinci maçı, golünü attı bugün. Yani maçın ma bana göre maçın adamı. Yani yine çok başarılıydı, çok iyi oynadı. Tebrik Aynen. ediyorum. Bu ara milli takım yok şanssızlığı. Evet, keşke ben olsa. Ben hak ettiğini de düşünüyorum yani. Milli takımı da hak ediyor. Yani oyun olarak. Kesin. Şimdi Doğru. bu oyunu oynayacağını bildiğim bir rakibim var ve bunu tekrar ediyor. Şimdi sen şampiyonla oynayan bir takımsın. dolayı doğal olarak büyük takımlarda şunu söylüyor. Rakibe göre oynamaz. Evet rakibe göre oynamaz. Kendi oyununu oynar. Evet kendi oyununu oynar. Ama kendi oyununu oynarken de tedbirli oynar. Yani rakibin de nerede ne yapabileceği konusunda bir tedbiri mutlaka vardır. Yani oyunu oynarken, hücuma çıkmışken, alan bırakmışken de oyuncuları doğru eşleştirir. Ya şimdi bugün Fenerbahçe... Ee... Göztepe'nin yapmış olduğu bütün organizasyonlarda Göztepe'nin tuzağına düştü. Düştü. Yani çabuk ataklarda düştü, kontralarda düştü, oyunu ters çabuk çıkışlarda düştü, savunma arkasındaki birebir kalarak sprintlerde düştü. Yani bu saydığımız pozisyonlar az pozisyonlar değil. Yani maçın 1-0 bitmiş olması aslında baktığımızda Fenerbahçe'yi çok heyecanlandıran bir maç olmadı. Bence Göztepe taraftarını çok heyecanlandıran, golün dışında da çok heyecanlandıran bir maç oldu. Yani 2-3'ü bulabileceği kadar. Şimdi oyunu e, istatistiklere baktığımız zaman, yani dün akşam bunu Galatasaray maçı için de söylemiştik. Ya istatistikler ya doğruyu söylemez. Yani her zaman kalkıp istatistiklere inanamazsın. Bugün maça baktığımızda da istatistiklere baksak Fenerbahçe muhteşem oynadı deriz. Ama Fenerbahçe topa sahip oldu evet ama tehdit yaratmadı. Yani rakibinin Saydım hepsini. Rakibinin orta alan içerisinde oynayan oyuncuların gayreti var. Bence Fenerbahçe'de bugün yani en bir şeyler yapmaya çalışan oyuncular yine Mesut'tu, yine Ozan'dı, yine Sosa'ydı. Yani bir şekilde oradan bir şey yapmaya çalıştı. Şimdi oyuna başlayan 3 oyuncu Valencia, Osai ve Tiya. Sonradan da o bölgeye giren 3 oyuncu. Yani iş yapmadığını düşünerek değiştirdi Sinan, Samatta ve daha sonrasında da Sisse ve Pelkas. Yani Fenerbahçe şunu çözemedi oyunun içerisinde. Savunma arkasına inamadı İki kanat oyununu hiç kullanamadı. Yani bir kere Nazım Hücum da hiç kullanamadı. Zaten mecburen oyundan çıkarttı. Osai de hiç oyun içerisinde yoktu. Yani... O sayının özelliği ne? Ben oyun içerisinde çok bekledim ama göremedik. Yani bu kadar sprinte daralan da gidebilen bir oyuncu olarak <laughs> ya yakalıyorsun birebir de. Ya bırak hep pas oyunu oynamaya kenardan. Yani sen adam geçeceksin orada, zorlayacaksın oyunu. O sayıda o topa girmedi bugün. Oyun içerisinde o etkinlikte yoktu. Valencia'nın zaten öyle bir özelliği yok. İçeri katedip şut atmaya çalıştı. Ha belki oyun içerisinde en etkili olan bölüm neydi? İşte iki tane, üç tane Valencia'nın şut olarak denediği pozisyon var. Aha. Onlar. Onlar dışında kanat organizasyonunda da görmedi. Tiam zaten o savunma bile onun içerisinde kayboldu. Oyun içerisinde hiç Tiyam'ı göremedik. Sonradan giren iki oyuncu da aynı tuzağa düştüler. Yani oyun olarak baktığımızda. Demek ki burada oyunu oynamakla ilgili Fenerbahçe'nin ciddi bir sorunu var. Ya oyunu oynuyor ama bunları hep söylüyorum. İç saha maçlarında özellikle rakip alana çıktığında oyunu oynuyormuş gibi görünüp rakibe pozisyon vermekle dönüşlerle ilgili ciddi bir problem yaşıyor. İkinci bu bence daha da önemlisi. Evet rakipler, büyük takımlar için hep söylüyoruz. Büyük takımlara karşı her takım kapalı oynar. Evet kapalı oynar. Oynayacağını bekliyor musun? Evet bekliyorsun. Ama sen bunları açacak yetenekteki oyunculara da sahipsin. Yani bunları işler hale getirmen lazım. Ya ben e, Fenerbahçe'nin e, ligin boyu kısaldı. Yani ligi 8 bölüme ayırırsak bunun 5 tanesi bitti Ersin'cim. 8'de 5 bitti. 8'de 3 var geriye kalan. 15 maç kaldı. Şimdi 8'de 5'te hala oyunu bulamamış. Hala önde hangi 3 tane oyuncuyla oynayacağını bulamamış. Sadece ve sadece bireysel yeteneklerin oyunsal gücüyle, günlük gücüyle yürüyen bir oyun bütünüyle her maçı kazanmayı düşünmek Fenerbahçe'ye ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ve son 3 maçtan ikisini evinde oynamış ve kaybetmiş bir takımında bence çok radikal. Yani bunu hem oyunsal anlamda hem dokunuşlar anlamında hem taktik ve sistem anlamında ve başka anlamlarda da bunu artık buradan çok açıkta söylemiyoruz ama mutlaka bu değişim ve dönüşümü dokunuşu Fenerbahçe'nin içinde yapması lazım.